Arkadaşlar merhaba. Nisan Öğrenci Başarıları Bülteni'ne hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsanız bir önceki ay itibariyle tüm bültenlerimizi hem YouTube formatında hem de yine yazılı olarak yayınlamaya başlamıştık. Şimdi YouTube formatında kolayca izleyebilip en azından herkesin yaptığı uygulamaları, yazdığı araçları vesaire görebildiğiniz bir formata geçmiştik. Ama aynı zamanda ben bunları kendi web siteme de koyuyorum ki sizin yaptığınız işler gerçekten yazılı olarak dursun. Google'da taglensin, olur da biri sizi aratırsa yaptığınız uygulamaları görebilsin ve başarılarınızdan haberi olsun demiştik. Şimdi bir Mart ayında biliyorsunuz ki korona salgını sebebiyle herkes evlerine kapandı. Umarım bu dönemde eğitimlerden faydalanabilmişsinizdir. Ben tüm eğitimlerde güncelleme yaptım. Tüm eğitimlere eklentiler yaptım. Umarım bunlar faydalı olmuştur. Ve tabii ki bunun faydasını hemen gördük. Çok fazla uygulama geldi arkadaşlar. Maalesef ki yine 10 tanesine ben burada yer vereceğim. Geri kalanını sonraki bültenlerde koyacağız. Ve büyük ihtimalle Nisan içerisinde 2 tane bu sebeple bülten yayınlayacağız. O yüzden bana bir uygulama yolladıysanız, bu bültende göremediyseniz hiç merak etmeyin. Bir sonrakinde yayınlanacaktır arkadaşlar. Şimdi ilk uygulamamızla hemen başlayalım. Ajans Urfa, Osman Görgün yaptığı bir uygulama. Kendisine eline sağlık diyoruz. iOS uygulaması. Bu gördüğünüz gibi hızlı objektif bağımsız medya kuruluşu demiş. Urfa'daki haberleri hızlıca, hem güncel haberleri bu dönemde çok daha fazla takip ediyoruz zaten. Size ulaştırmayı burada teyit ediyor. Ve eline sağlık, çünkü çok önemli. Bu tarz uygulamalarda arkadaşlar hem kendinizi çok geliştirebilirsiniz, hem de yerel tarz uygulamalarda kendinizi farklılaştırabildiğiniz için gerçekten indirme oranlarını arttırabilirsiniz. Umarım güzel bir başarı yakalar diyorum. Şimdi Osman'a eline sağlık diyelim. Hemen Muhammed Emin Baytar'ın Flappy Plane'ine geçelim. Flappy Plane hem bizim aslında Android kursunda yaptığımız libgdx kullanarak aslında oluşturduğumuz, burada bir Survivor Bird oyunumuz vardı hatırlarsanız, ona benziyor. Hem de aynı zamanda Flappy Bird uygulamasına benziyor. Güzel bir şekilde grafiklerini vesaire kendisi oluşturmuş. Bu oyunu koymuş. İlk oyununu koyduğunu düşünüyoruz. Muhammed'in eline sağlık diyoruz. Umarım yine çok başarılı olur. Şimdi gelelim Onur'a. Bilirsin uygulaması, bilgi yarışması, Android uygulaması arkadaşlar. Oldukça güzel gözüküyor ve aynı zamanda grafikleri vesaire de güzel. Bir quiz uygulaması ve tanıtımını vesaire de gerçekten güzel bir şekilde hazırlamış. Hem kolay sorular hem zor sorular, genel kültürünüzü test edebileceğiniz sorular ve aynı zamanda da şu evde kaldığımız dünyada birazcık keyifli vakit geçirebileceğimiz sorularla sizi aslında kendine bağlamaya çalışıyor. Bu bilgi yarışması, quiz app'leri oldukça popüler bu ara. Umarım Onur'unki de hak ettiği ilgiyi bulur ve güzel bir şekilde devam eder diye düşünüyoruz. Buradan hemen geçelim Serhat'a. Serhat'ın yazdığı AVSub isimli bir, veya AVSub artık nasıl okumak isterseniz, bir aslında araç var. Şimdi güzelliği şu, Serhat Çelik bizle bunun kaynak kodlarını da paylaştı arkadaşlar. Yani direkt GitHub hesabını paylaştı. O linki ben de paylaşıyorum. Şimdi ne yapıyor bu uygulama, bu program? Öncelikle ondan bahsedelim. Eğer ki FFmpeg kullanıyorsanız ya da işte efendime söyleyeyim, ben medya dosyalarımı dönüştüreceğim, şu formattan buraya çevireceğim, altyazı ekleyeceğim, video dosyalarımı sıkıştıracağım gibi işleriniz varsa, onları daha kolay bir şekilde yapabileceğiniz hem Windows'ta hem Linux'ta çalışan aslında bir araç arkadaşlar. Bu tarz işlerle uğraşan arkadaşlarımız için oldukça faydalı olabilir. Örneğin şurada Linux'u açtığımızda direkt kendi yazdığı uygulamanın kodlarını vesaire de görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bashle, shell'le yazılan bazı kodlar var. Gayet güzel gözüküyor. Eline sağlık diyoruz. Umarım bu konuda çalışma yapan arkadaşlarımızın işine yarayacaktır. Kodları paylaştığı için de kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz.
Gelelim Mustafa Melih Yumak IV One oyununa. Bu oyunu arkadaşlar şuradan tanıtımını da açacak olursam Android oyunu. Gördüğünüz gibi size bir rakam veriyor. Mesela işte burada ne var? 4.579.247. Aynı zamanda burada bir daire var. Tıklayarak o rakamları ya bulmaya çalışıyorsunuz. İşte rakamlar gizli. Yani yaratıcı bir fikir. Oldukça sıradan oyunların dışına çıkan bir fikir. Gayet güzel. Farklı seviyeleri var, farklı zorlukları var. Eline sağlık diyoruz. Umarım oldukça başarılı olur. Umarım hak ettiği ilgiyi bulur. Buradan devam edelim. Mustafa Melih Yuma'yı da tebrik ettikten sonra Uğur Altınsoy'a gelelim. Şimdi Uğur Altınsoy'un yaptığı uygulama arkadaşlar MyBound, yani Balıkesir Üniversitesi için geliştirilmiş bir kampüs uygulaması. Şimdi bakın, bu tarz uygulamalar çok çok güzel. Neden çok güzel? Şimdi ilk baktığınızda şunu diyebilirsiniz: ya belli bir zümreye hitap ediyor, sadece Balıkesir Üniversitesi öğrencileri kullanacak. Ne kadar büyüyebilir, ne kadar ilgi görebilir? Oldukça ilgi görebilir arkadaşlar, birincisi. Çünkü üniversitelerde 10 bin, 20 bin, 30 bin kişinin olduğu üniversitelerde bu tarz yerel uygulamalar oldukça ilgi çekiyor. Herhangi yaptığınız bir uygulamaya göre daha çok bile ilgi görebilir. İkincisi, oldukça güzel bir uygulama olmuş. İşte etkinlik oluştur, sorularını sor, yorumlarını yap, etkinliklere katıl gibi çok farklı sosyal özellikleri var. Ben tabii ki burada arkadaşımızın mezun olduktan sonra kendi işini mi kuracağı, yoksa bir yerde developer mı olacağını bilmiyorum. Hani ne istediğini bilmiyorum, ama eğer ki bir iş görüşmesine giderse ve bu uygulamayı yazdığını söyleyip işte kodlarını vesaire bahsederse, oldukça iyi bir referans olacağını düşünüyorum. Yani ben bu görüşmeyi yapsaydım bu uygulamadan etkilenirdim. Oldukça hedef kitleye uygun, doğru düzgün hazırlanmış, çalışıyor, etkinlik yapıyorsun, işte sorularını soruyorsun. Yani birçok teknolojiden faydalanılmış, çok güzel bir referans. Eline sağlık diyoruz. Umarım Balıkesir Üniversitesi'nde de oldukça bu tutar ve popüler olur diye düşünüyoruz. Buradan Furkan Yıldırım'a geçiyorum. Rainbow Wheel isimli bir oyun yapmış. Rainbow Wheel'a bakacak olursanız bir Android oyunu, size bazı renkler veriyor. O renkleri bulmanızı istiyor. Yine farklı düşünülerek yapılmış oyunlardan, hani klasik oyunların dışına çıkmış. Eline sağlık diyoruz Furkan'a buradan. Sonra gelelim Ethic Hacker kursumuzun yine azılı öğrencilerinden Aziz Kaplan'a. Kendisi Python'la aslında oldukça güzel bir araç yazdı. Adı VolturRed. Ne işe yarıyor arkadaşlar VolturRed? VolturRed bir Trojan yapma aracı, backdoor yapma aracı. Bu tabii ki en başından söyleyeyim, en sonunda söyleyeceğim şey, tamamen etik amaçlar, yasal çerçeveler dahilinde kullanmanız gereken bir araç. Gidip birini hacklemek için değil, testlerinizde veya zaten izinli olduğunuz ortamlarda kullanmanız gerekiyor. Sadece backdoor değil, işte password stealer, harvester, keylogger gibi farklı farklı araçlar barındırıyor içerisinde ve FUD, yani fully undetectable, antivirüslere yakalanmayan bir şekilde bunları oluşturduğunu söylüyor Aziz. Ve burada videolar çekmiş kendisi, kullanımına dahil nasıl yüklendiğini anlatıyor. Güzel bir readme hazırlamış bize. Aynı zamanda Python kodlarına vesaire de buradan ulaşıp kendiniz bakabiliyorsunuz ve işte içeriğini vesaire kendiniz buradan kontrol edebilirsiniz. Burada arkadaşlar işte kendi listener'ı vesaire bilmem nesi hepsi var. Bizim aslında Python kursunda yaptığımız bir backdoor ve bir listener vardı zaten. Bu çok daha artık bunun gelişmiş hali gibi düşünebiliriz. Oldukça içine güzel şeyler eklenmiş. Tabii ki kendi exe'leri var. Ve burada Aziz'in bizden ricası, bunları gelip VirüsTotal'de veya diğer sitelerde değil, biraz daha işte antivirüslerle paylaşmayan yerlerde scan ettirmemiz. Sonra geçiyoruz namaz vakitleri app'ine. Emre Küçük'ün yazdığı bir Android uygulaması. Bütün iller içerisinde aslında namaz vakitlerini öğrenebiliyorsunuz. Güzel özellikleri var içerisinde. Daha önce de namaz vakitleri görmüştük, ama mesela burada internetten verileri bir kere indirdikten sonra offline olarak kullanabilme gibi güzel özellikler sağlıyor. İşte içerisinde zikirmatik vesaire var. Eline sağlık diyoruz Emre'ye. Geliyoruz Yiğitcan'ın uygulamasına.
en son uygulamamız yine bir iOS uygulaması. Gördüğünüz gibi süper grafikleri olan gayet eğlenceli gözüken bir oyun. Tabii ki çocuklara yönelik, çocukların eğitimine yönelik. Yani çocuklar oyun oynasın diye değil. Hem oynarken hem de eğitme amacı güdüyor. Gayet güzel hazırlanmış gördüğümüz kadarıyla. Umarım çok başarılı olur. Çocuğunuz varsa mutlaka bu app'i yükleyerek siz de oynatmayı deneyin. Ve bu hepsi için geçerli arkadaşlar, can da elinize sağlık diyoruz ve tüm app'ler için indirin, kendi telefonunuzda oynayın. Bir aslında geri bildiriminiz varsa arkadaşlara ulaşın ve bunları iletin arkadaşlar. Çünkü bu arkadaşların sizin desteğinize ihtiyacı olacak. O yüzden ne kadar destek olabilirsiniz o kadar iyi olacaktır. Burada duruyorum. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Tüm eğitimlerde yaptığımız güncellemeleri takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda bu dönemde çok fazla indirim kodu talebi geliyor arkadaşlar. Onu da 2 Nisan itibariyle ben Udemy üzerinden duyuracağım. İndirim kodlarını paylaşacağım. Merak etmeyin. Diğer bir şey, bugün 1 Nisan ben bu videoyu kaydederken 2 Nisan'da yine Perşembe akşamı saat 5.30'da canlı yayın yapacağız YouTube'da. Burada da arkadaşlar mobil oyunlar nasıl hacklenir? Bunu işleyeceğiz. Mobil oyunların nasıl hacklendiği konusunu canlı yayında bir rastgele bir oyun indirerek göreceğiz. Ve bunu beraberce deneyimleyeceğiz. Kısa bir yayın olacak. Bir saati geçmemeyi de önem göstereceğiz. Orayı da bekliyoruz. Umarım faydalı olmuştur.